Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya'nın Türkiye'ye denizaltı satmaması gerektiğini söyleyerek akıl almaz bir açıklamada bulundu. Yunanistan ve Türkiye'yi kapsayan temas trafiğinde önce Atina'ya giden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ankara'yı Yunan adalarıyla ilgili egemenlik tartışması oluşturmakla eleştirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Alman bakana Türkiye'ye denizaltı satmayın çağrısı yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise Baerbock'a Almanya'nın Türkiye'ye satacağı denizaltılarla ilgili mesajlar verdi. Bu denizaltıların Doğu Akdeniz'de güç dengesini değiştireceğini vurgulayan Yunan bakan, bu dengenin NATO üyesi olduğu halde Yunanistan'a ülkeme karşı savaş tehdidinde bulunan bir ülkenin lehine değişmesi konusundaki Yunan pozisyonunu yineledim ifadelerini kullandı. Alman bakansa denizaltı sorununu uzun zamandır konuştuklarını ancak 15 yıldır çok şeyin değiştiğini belirterek denizaltı meselesiyle ilgili Yunan mevkidaşının kaygılarını çok dikkatle dinlediğini ifade etti. Almanya'nın sattığı denizaltılar hakkında ne biliyoruz? Türk donanmasının Alman Thyssenkrupp şirketiyle 2002 yılında yaptığı anlaşma kapsamında 6 adet U-214 tipi denizaltının yapımı için teknoloji ve parçalar Türkiye'ye teslim edilecek. Reis sınıfı olarak adlandırılan denizaltılar, Türk tasarımı ve Alman teknolojisiyle geliştirildiğinden U-214TN olarak biliniyor. 2 milyar euroya mal olan proje, ilk ödemesinin 2011 yılında yapılmasıyla yürürlüğe girdi. Proje kapsamındaki ilk gemi olan TCG Piri Reis, Gölcük Tersanesi'nde geçen yaz havuza indirildi. Her bir denizaltının teslimatının toplam 62 ay sürmesi ve projenin 2027'de tamamlanması planlanıyor. Diğer denizaltılar sırasıyla TCG Hızır Reis, TCG Murat Reis, TCG Aydın Reis, TCG Seydi Ali Reis ve TCG Selman Reis isimlerini alacak. Dizel motorun beslemesi için yüzeye çıkması gerekmeyen denizaltılar, görünmeden ve ses yaymadan daha uzun süre su altında saklanabiliyor. Yunan donanmasında 4 adet U-214 tipi denizaltı bulunuyor. Ancak sözleşme kapsamında Alman şirket denizaltı yapımının Türk tersanelerinde inşası için parçaların yanı sıra teknoloji satmasından dolayı Türkiye'nin yalnızca denizaltı sayısı açısından değil, aynı zamanda teknoloji açısından üstün konuma geçeceği ifade ediliyor. Bizim nesil, monşerler devrini görmüş ve yaşamış talihsiz bir nesildir. Ah Fransa ah diye başlayan makalelerinde Paris aşığı nice diplomat ve entel dantele tanık oldu. Fransa medeniyettir, insanlıktır, demokrasidir diye çığlık atıyorlardı satırlarında veya sözlerinde. İşlenen insanlık suçlarını hiç görmüyorlardı. Bilmiyorlardı katillerdi, barbarlardı ama kalplerine batı aşkı nakşedilmişti. Koskoca Osmanlı İmparatorluğunu içerden büyük bir sevdayla yıkan iddiatçı kafaların torunlarıydı hepsi. Birinci Dünya Savaşı'nda 17 bin Senegallinin Fransız üniformasıyla İstanbul işgali sonrası sokaklarda gezdiği fotoğrafları bileniniz var mı? Senegallinin İstanbul işgalinde ne işi var? Zonguldak'ta onlar için karargah kurulduğunu bu ülkede kaç kişi biliyor? İkinci Dünya Savaşı malumunuz Avrupa ile Pasifik'te yaşandı. Afrika'nın bu savaşta hiç ilgisi yoktu. Ancak tam 2 milyon Afrikalı, Fransız ve İngiliz genel valilerin devlet başkanı olarak kabul edildiği Afrika ülkelerinden toplanarak askere alındı. Binlerce Afrikalı Almanlarla savaştırılmak üzere ön cepheye sürüldü. Bu Fransızlar öyle alçak ve korkaktırlar ki, Alman işgalinde en kolay teslim olan ülke olarak tarihe geçtiler. Binlerce Fransız üniformalı asker ölmüştü Almanlar karşısında. Ancak büyük çoğunluğu Afrika'dan getirilenlerdi.
Fransızlar saklanmayı, teslim olmayı ve Nazilere hizmet edecek kadar alçaklaşmayı şeref kabul edecek kadar aşağılık bir ülkeydi. Almanların Nazi kamplarına götürdüğü 1300 Fransız üniforması giyen Afrikalı asker serbest bırakılması üzerine Fransa ne yaptı biliyor musunuz? Bunlar Nazi casusu olabilir diyerek hepsini öldürdü. BBC'ye demeç veren bir Afrikalı asker, "Biz Fransa için öldükçe Fransa bizi sömürmeye devam etti. Onlar için ölmemiz bile onları memnun etmedi," diyordu. Paris'te insan müzesi kurup öldürdükleri Afrikalıların kafataslarını sergileyecek kadar barbar bir ülkeden bahsediyoruz. 2008 yılında Nelson Mandela bile vatandaşı bir kölenin organlarını 100 yıl sonra o müzeden alıp Güney Afrika'ya getirip gömebildi. İşgal ettikleri Afrika'da Fransızca öğrenmeyi kabul edenlere ve Hristiyanlığı seçenlere ayrıcalık tanıyarak üstün insan muamelesi yaptılar. Böylece yerli işbirlikçiler edindiler. Kültür emperyalizminin zirvesini yaşattılar. Milyonlarca Afrikalıyı öldüren, katleden bir Fransa'dan bahsediyoruz. Bizim monşerlerin medeniyet dediği Fransa'da bugün entelektüeller ne tartışıyor biliyor musunuz? Afrika'da Fransız askerlerin tecavüz ettiği binlerce Afrikalı çocuğu. Peki tartışmanın odak noktasında ne var? Bu tam anlamıyla insanı dehşete düşürecek cinsten. Askerler Afrikalı çocuklara tecavüzde haklı olabilir mi? Evet, bunu tartışıyorlar. Olaya bilimsel olarak bakılmasını istiyorlar. Askerlerimiz ülkelerinden binlerce kilometre uzakta. Üstelik Afrika ikliminin insan psikolojisi üzerinde de derin tahribatı var, diyorlar, iyi mi? Yani o bizim monşerlerin medeniyet dediği Fransa'da aydınlar, Afrikalı çocuklara Fransız askerlerin tecavüzünü neredeyse haklı çıkaracak konuşmalar yapıyor. O Fransa, üst ırkların alt ırklar üzerinde hakları var diyen Jules Ferrer'leri yetiştirdi. Afrikalılar katledilebilir diyen meşhur devlet başkanı çıkardı. Ruanda'da bile bir ayda 800 bin kişiyi kesen Hutuların arkasından Fransa çıktı. Zaman aşımından dolayı arşivlerin açılması gerekirken yaptıkları soykırım ortaya çıkacak diye Fransa devleti bunu ikinci kez yasakladı. Ruanda katliamı nedeniyle Fransa'ya açılan binlerce dava var. Afrika'da milyonları öldürerek ve sömürerek refaha ve 500 milyar dolarlık yıllık haraca kavuşan bu alçaklar, Fas'ta öldürdükleri Müslümanların cesetlerini yığınak yaptılar. Ardından fotoğrafını çekip pul basıp mektupların üzerinde iftiharla dünyaya servis ettiler. İşte bizim monşerlerin hayran olduğu Batı refahının bu alçak ve barbar yüzünü asla gündeme getirmez bu yerli iddiatçı kafalarımız. Afrika'da diklenen kaç ülkede, Mali'de, Nijerya'da terör örgütleri kurup diz çöktürdüklerini anlatmazlar. Kandan nasıl beslendiklerini asla konuşmaz. Sadece "Ah, Paris" derler. Tıpkı dünyanın anasını belleyen, her yeri kan gölüne çeviren Amerika'dan medet uman diğer yerlilerimiz gibi. Onların kimler olduklarını, hangi siyasi partiler içinde yuvalandıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. Devletimizin de Afrika'da Fransızları nasıl kovmaya, halkları uyandırmaya başladığını da görüyorsunuz. Fransa Devlet Başkanı Macron, önceki gün en çok katliamlardan birini yaptıkları Benin'in Dışişleri Bakanı ile buluştu ve omzuna dokundu. Beninli bakan eliyle omzunu temizledi. Çünkü Fransa'nın eli kanlı ve kirliydi. Bizim monşerler ve Batı hayranı Fransa, Amerika, İngiliz sevdalısı tipler acaba ne zaman yıkanacaklar?